أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bakara suresi 5. ayet. İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve işte bunlardır felah bulanlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 5. ayetine geldik tefsir yönüyle. Bakara suresi 1. ve 2. ayetlerinde Kur'an kendisini methetti. Kur'an'ın müttakiler için bir hidayet kaynağı olduğuna dikkat çektikten sonra o hidayete ermiş olanlar kimlerdir? Ne yaparlarsa, nasıl inanırlarsa, bu hidayetten nasipleri var. İşte onun açılımı olarak 3 ve 4. ayetlerde o müminlerin vasıflarına ve amellerine dikkat çekildi. 5. ayet okuduğumuz bu 3. ve 4. ayetlerin 5. ayet bu 3. ve 4. ayetlerin de fezleke ayeti oluyor. Başka bir deyişle müminlerin vasıfları, şartları, amelleri ve sonuçları ve ulaike humul muflihun ile de akıbetlerine dikkat çekilmiş oluyor. Gelecek 6. ve 7. ayetlerde kafirler vasıf ve amelleriyle anlatılacak. Velahum azabun azim ile o kafirlerin de akıbeti zikredilecek. Kur'an-ı Kerim bu uslup içerisinde önce ne olduğunu ve böyle olanların akıbetlerinin de ne olacağı şeklinde bir anlatımla meseleleri ifade etmiş oluyor. Bu ayet-i kerimede ulaike iki defa tekrar edilmiş oluyor. Ulaike ala huden min rabbihim, burada bir başta ulaike var. Ve bir de ve ulaike humul muflihun, iki defa ulaike geçiyor. Ayrıca huden min rabbihim, huden kelimesi ta 2. ayette geçmişti. Huden lil muttakin. Orada müttakiler için bir hidayet. Burada ise hüden mir rabbihim, hüden iki defa geçiyor olması. Bunların üstünde durmak gerekiyor. Ve sonuç olarak da ulaike'de iki defa geçip el müflihun sonuç ve akıbeti ifade etmiş oluyor. Şu noktasıyla önce biraz durmak gerekiyor. Bu ayetin bir önceki ayetlerle mana bağlantısı, nazmi manası nedir? Bu açıktır zaten. Ulaike, işte şunlar, işte şu kimseler, şunlar gibi manada kim onlar? Zaten yukarıda saydık yani. 3. ve 4. ayetlerde vasıfları sayılan ve amel ve ibadetlere anlatılanlar var ya demek. Yani ve ulaike demesine gerek kalmadan 1. ulaike'de sadece ulaike zaten vav harfi atfını da içinde topladığı için yani bu yönüyle ulaike'nin önceki iki ayetle alakası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kim onlar? Merak ettik. Bunun görüntüsü ne? Ya merak ettiysen işte 3. ayete bak.
اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ bak. Ve yukimuna salateye bak. Ve mimme razakna münfikuna bak. Vellezine yu'minune bime unzile ileyk Muhammedur Resulullah rüknüne bak. Ve me unzile min kablik daha önceki peygamberlere onlara indirilen vahye inananlara bak. Yani orada anlattıklarınız Ülaike'deki ismi işaretle karşınıza böyle ne yaptıkları imanıyla amelleriyle işte Ülaike böyle bir şekli bizim elimizden tutup böyle bir tasvire, bir şekle elbise giymiş bir tip insana götürmüş oluyor. Diğer ikinci bir bağlantıya gelince bu ayetin bir önceki ayetlerle o adamların hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir diye aklımıza bir soru gelince İşte bu aynı zamanda öyle bir sorunun da cevabı bir önceki ayetlerde anlatılmış oluyor. İşte onlar hidayette Rabbinden, işte onlar kurtulmuşlardır. Neden hidayette, neden kurtuldular sorusunun cevabı o ilk iki ayette اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ'le başlayıp وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ ile biten ayetler neden hidayette ve kurtulacaklar sorusunun cevabı olarak da ifade edilmiş oluyor. Ayrıca hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir diye sorulabilir. Çünkü burada şu inceliğe pek çok tefsirci dikkat çekmiş. İki defa hidayet. Hüden lil müttakin, hüden mir rabbihim. İki hüden, ikisi de nekre. Arasındaki münasebet nedir? Biri sebep, birisi sonuçtur. Hüden lil müttakin, Kur'an'ın müttakiler için hidayet olma sebebi ama böyle bir müttaki olmuş artık Kur'an hidayetinden istifade etmiş. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ'den وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِلَرْدَ anlatılan o hidayet, itikat amelleri, ibadet esasları bunları yaparak neticede gerçekten hidayete ermiş. Birinci hüden mastar, ikinci hüden mir rabbihim de o da hasılun bil mastar demişler. Yani birinci hüden sebep, ikinci hüden onun sonucu olarak gerçekten hidayet deryasında yüzen insanlar olarak ifade edilmiş oluyor. Kısaca bu nazmi bağlantıya dikkat çektikten sonra burada dikkat çeken Ülaike. Ülaike biliyorsunuz bunlara ismi işaretler deniyor. İsmi işaretler üstünde daha da önce geçmişti birkaç yönüyle durmuştum. Zalike, zanike, ülaike, tilke, tanike, ülaike. İsmi işaretlerin uzakta olan, yüksekte olanların ismi işaretidir bu. Yakında olanlardan daha önce bahsetmiştim. Ülaike deyince uzakta, yüksekte yani şerefi yüce demek. Öyleyse Ülaike ile kimler anlatılıyorsa bize onu hayal ettik. Üçüncü ve dördüncü ayetlerde tasvir edilen onları hayal ettik. İman, gayba iman, kitaplara, eski peygamberlere iman, namazı, infakıyla kitapta anlatılan şeylere inanmasıyla işte onlar var ya o Ülaike ile anlatılmış o yüce insanlar. O yüce varlıklar, uzakta şerefini görmede zorlandığınız o yüce varlıklar manasında Ülaike kelime olarak, lügat olarak bunu da ifade etmiş oluyor. Sadece hayali değil, yukarıda yaptıkları, yaşadıkları ibadetleri zihnimizde tecessüm etti. Önümüzde bir şekil olarak da göründü demektir. Ülaike buna dikkat çekiyor aslında. Onların boyca uzun olduklarına, aynı zamanda zaman ve mekan olarak da bizden de uzak olduklarına, hakiki manasıyla gerçekten büyük insanlar olduklarına dikkat çekiliyor. Bir de şu incelik var, Ülaike hem mekan olarak uzakta, yüksekte hem de zaman olarak
uzakta ve yüksekte manasına gelir. Öyleyse bu ayetler doğrudan doğruya Efendimiz'e nazil olduğu için, sahabe-i kiram da bunları yaşadığı için ülaike deyince aklımıza hemen ilk etapta birinci muhatap olan Efendimizin döneminde yaşayan sahabe-i kiram da geliyor. Ülaike işte şunlar, yani o sahabi manasında onlar ne kadar hidayette Rablerinden ve nasıl da kurtulmuş insanlar diyerek asr-ı saadet cemaatini önce ondan ta bugüne kadar aynı vasıflara haiz, aynı amellerle amil ne kadar varsa hepsi ülaike içerisine girerek mübarek, nurani, bereketli, aynı iman, aynı amelleri yapan bir cemaati çağrıştırıp hayalimizde böyle bir cem, bir cemaat fikri bir anda meydana gelmiş oluyor. Ale hüden mir rabbihim. Rableri üzerin, hidayet üzeredir. Ala harfi cerdir biliyorsunuz. Üzeri manasınadır. Alel kitap deyince kitabın üzerinde demek. Alel kürsiyi sandalyenin üzerinde demek. Ala. Bu ulviyeti, ala kelimesi aynı zamanda ulviyeti ifade eder. Bakınız, ülaike bir ulviyet ifade etti. Ala kelimesi de harf-i cerler içerisinde bir ulviyeti ifade ediyor. İkinci ülaike de ulviyeti ifade ediyor. Yani üçüncü ve dördüncü ayetlerde anlatılan imanı yaşayanlar var ya, oradaki o peygamberlerin bütün esaslarını, Kur'an'ın Efendimiz'e gelen vahyini de yaşayanlar var ya, işte onların hepsi yüce, yüksek. İki defa ülaike ile, bir de ala harfi ceri ile, mesela genişliği ile, azameti ile anlatılmış oluyor. Evet, ala böyle bir ulviyeti ifade ediyor. Yani sanki hidayet-i ilahi bir burak gibi olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tarih-i müstakimde ona binerek, Allah'ın gönderdiği hidayet üstüne binerek ala bu manada arş-ı kemalata, cennete kadar, kurtuluşa kadar yükselmişlerdir manasındadır. Ülaike ala'yı anlattıktan sonra hüden kelimesi üstünde biraz durmalıyız. Hüden gördüğünüz gibi sonu nekredir. El hüde değil, hüden. Daha önceki birinci hüden de nekreydi. İkinci ayetin sonunda hüden lil müttakin. Burada da hüden min rabbihim. Bir nekre. Yani iki defa nekre peş peşe gelirse bu marife manasına gelir. Yani nef-i nef ispattır var ya Türkçe'de, yok yok olursa var olur. Hüden lil müttakin, hüden min rabbihim. Bunlar işi marife haline getiriyor. Bu kaideye göre nekre olarak tekerrür eden hüden, evvelki hüdenin aynı değildir. Ancak evvelki, yani hüden lil müttakin mastardır. Yani işin yolu, ana kaynağı Kur'an'da anlatılanlarla olacak. Ama ikincisi, yani ikinci hüden burada geçen ve ülaike hüdendeki hüden gerçek hidayet. O sebebin sonucunda meydana gelen gerçek hidayet. Tabi bu kader açısından da ayrıca ele alınmıştır. Ve hüdenin hidayetle meccaniliğine de dikkat çekiliyor. Zaten biz Fatiha suresinde böyle meccani bir hidayeti Allah'tan istemiştik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdina. Allah'ım bizi hidayete eyle. Es-sırâtel müstakim. Hidayet ıslah ile değil, ıslah bela ve musibetle olur, zordur. Ama hidayet meccaniliktir. Allah beleş olarak verir. Binaenaleyh Fatiha'daki ihdina, burada Bakara suresinde iki defa hüden olarak tekrar edilmiş. Birinci hüdenle hidayetin sebebine, ikinci hidayette ise gerçek hidayete, o sebebin sonucuna dikkat çekilmiştir.
Oldukça derin bir meseleydi bu. Ve bir de şimdi geldik min rabbihim. Onların Rabbi. Rab min harfi ceri var burada. Min harfi ceri buradan çıkan, yani Allah insanları mecburen imanlı kılmadı demektir. Burada min cebri olarak iman değil. İman etmeye mecbur olduğunuz şeklinde yaratılmamışsınız. Hür iradeyle yaratılmışsınız. Ve buradaki min harfi ceri kulun iradesine de dikkat çekmek içindir. Zaten hidayeti tarif edenler, imanı tarif edenler de İşarat-ül İcaz'ın baş tarafında üstad hem kendi hem de Saad Taftazani'nin imanını tarif ederken, iman tarifini naklederken, iman kulun kendi iradesini sarf ettikten sonra Allah'ın o kulun kalbinde yaktığı şem'aya, nura iman denir. Saad Taftazani de böyle tarif ediyor. Kulun kendi cüz'i iradesinin sarfından sonra Allah'ın o kulun kalbinde ilka ettiği nura iman denir. Kulun iradesi işte min harfi ceri bu iradeye aynı zamanda dikkat çekmiş oluyor. Ve burada Allah'ın isimlerinden yine Rab ismine dikkat çekiliyor. Min Rabbihim, min Rahmanihim değil, min Halikihim değil, min işte başka bir isim Allah'ın zikredilebilirdi. Onlar terk edilerek yine Rab ismi. Rab ismi İsmi Azam olarak cereyan ediyor. Dikkat ettiyseniz. Yani hem ilk gelen ayette İkra bismi Rabbike. İlk gelen ayette Allah kendini Rab unvanıyla tanıtmış. Kur'an'daki kaydedilen surenin ilk ayetinde yine Fatiha'nın birinci ayetinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yine Rab ismi. Burada da yine Hüden min Rabbihimle Rabbe dikkat çekiliyor. Terbiye eden Allah'tır. Yani hidayetle Allah bizi terbiye etmiştir. Ve burada Rab isminin tercih edilmesi, nasıl Allah maddi rızıklarla bizi terbiye ediyor, bizim manevi rızkımız da yine hidayettir. Allah'ın Rab ismine dayanır. Allah hidayetle bizi terbiye ediyor, maddi rızıklarla terbiye ediyor. Hidayetimiz Cenab-ı Hakk'ın Rab ismine dayalı. Çok derin bir bağlantı bu. Gerçekten o kadar derin ki, evet, onların rızk ile terbiyeleri rububiyetin şe'ni olduğu gibi hidayetle de terbiyeleri, hidayetle de gıdalandırılmaları da yine Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin gereği, sonucu olarak ifade edilmiş oluyor. Kısaca bu hususlara dikkat çektikten sonra, çünkü hidayetin terbiye ile alakası üstünde biraz Fatiha suresinde ses geliyor. Evet, hidayetin terbiye ile alakasına biraz Fatiha suresindeki İhtinas Sıratel Müstakim faslında da temas ettiğim için oraya havale ediyorum. Şimdi geldik ve ulaike humul müflihun. İşte bunlardır felah bulanlar demek. Ve ulaike de vav harfi var, atıf. Yani ulaike ala huden min rabbihime atıf olduğu gibi ellezine yu'minune bil gaybtan itibaren 3. ve 4. ayetlerde anlatılan bütün iman ve İslam esaslarına atıf, vav harfi ve ulaike. Ulaike bir daha tekrar edilmiştir. Ulaike'nin iki defa tekrar edilmesi bir saadeti acileye, İkinci ulaike ise saadeti ecileye dikkat çekmek içindir. Yani 5. ayetin başında ulaike, işte o gayba iman edenler var ya, namaz kılan, zekatını, infak, sadakasını infak edenler, 4. ayet anlatılan, sana gelen vahye iman edip ona göre şekillenenler, daha önceki peygamber, ahirete inananlar, işte bütün bunlar
dünya saadeti içindir. Ülaike ve ülaikel ülaike ala hüden min rabbihim deki birinci ülaike dünyevi saadete iman ve İslam ile. Ve ülaike'deki ikinci ülaike ise yine aynı şahsiyeti yüce şerefli kimselerin ahiretteki saadetlerine. İki saadetimiz var, hem dünyevi hem uhrevi. Birinci ülaike dünyevi saadete, ikinci ülaike ülaike humul müflihun ile de ahiretteki saadete böylece dikkat çekmiş oluyor. Üstünde çok durmam gerekiyordu aslında. Burada bilinmesi lazım gelen müfredat kelime müflihun kelimesidir. Felah kelimesinden müflih, kurtuluşa eren demek, müflihun da onun çoğulu olarak kurtuluşa erenler demektir. Felah kelimesi Arapçada yarmak, tarlayı sürmek manasında felh kökünden türeyen, felah zafer manasında, necat yani kurtuluş manasında, halas o da kurtuluş manasında, fevz kelimesi Kur'an'da da geçiyor, o da kurtuluş manasında. Bu manalarla eş kelime, eş manaları olan bir kelimedir felah kelimesi. Sözlükte felah arzu edilen şeyleri elde etmek, istenmeyen şeylerden kurtulmak, hayır, nimet, refah ve saadet içinde bulunma gibi farklı farklı çeşitli manalara geliyor. İstilahi manada yani bir terim olarak felahı ele alacak olursak, kişinin dini ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin sonucunda dünyada elde edeceği başarı ve mutlulukla ahiretteki ulaşacağı ebedi kurtuluş ve saadeti ifade eder. Demek ki Kur'an'daki felah kelimesi hem dünyaya bakıyor hem ahirete. İnançlı ameller, ahlaki, hem dünya saadeti hem de ahiretteki kurtuluşa bakmış oluyor. Hadis-i şeriflerde felah kelimesi mesela sahura kalkmak da felah kelimesiyle anlatılmıştır. Orucun gün boyu rahat bir şekilde tutulmasını sağladığı için hadislerde sahur yemeğine felah denmiş. Müsnet'te geçiyor bu hadis. Mesela ezan ve kamette geçtiği üzere hayrın bekasına, ebedi kurtuluşa vesile olması dolayısıyla cemaatle kılınan namaza da felah demiştir. Hayyâle salâ, hayyâlel felah. Felah kelimesi günlük başarıyı da ifade ediyor. Günlük başarı. Mesela fe'ecmi'û keydeküm sümme'tü saffe ve kat eflahal yevme men iste'ala ayet. Taha suresi 64. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Üstün gelen kendini kurtarmıştır. Eflaha kelimesi. Felahın çoğulu müflihun. Kur'an-ı Kerim'de müflihun kelimesi kaç defa geçtiğini saymadım ama oldukça fazla ayette geçiyor. Mesela bunlardan bir tanesi kat eflahal müminun. Hemen daha Müminun suresinin başında geçen müminler ki felah buldular. Ellezine onların izahatını yaptığınız zaman Bakara suresinin 3. ve 4. ayette anlatılanların orada şerhini göreceksiniz. Orada var bunlar. Ayrıca bu mesela Kur'an-ı Kerim'de Mücadele suresi veya Mücadele suresi 22. ayette de ifade ediliyor. İşte burada Bakara suresi 5. ayette geçtiği gibi Kur'an-ı Kerim'de felah kelimesi şu sonuçlarla da anlatılmıştır. İnsanları hayra çağırıp iyiliği tavsiye eden ve insanları kötülüklerden alıkoyan, yani emri bil maruf ve nehi anil münker yapanlar da felaha erdiği, ereceği anlatılıyor.
vel tekum minkum ummetun yed'una ilal hayri ve ye'muruna bil ma'rufi ve yenhevna anil münker ve ulaike humul müflihun. İçinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir cemaat bulunsun. İşte o zaman kurtuluşa erersiniz. Hem dünyevi kurtuluş hem ahiret kurtuluşu. Mesela Âl-i İmrân 130'da da var bu. Ya eyyühellezîne âmenû lâ te'külür ribâ ed'âfen mudâ'afe vettakullâhe leallekum tüflihûn. Bu daha farklı bir felaha dikkat çekiyor. Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsızlıktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Faizi terk etmek burada kurtuluş olarak anlatılıyor. Mesela Maide 90'da içkiyi terk eden, kumarı terk eden, şirki terk eden fal oklarını ezlam da fal oklarının ayrı bir çeşidi cahiliye döneminde. Yani bütün şeytani tuzakları terk eden, onlardan uzak duranların da felaha ereceklerine dikkat çekilmiş. Maide suresi 90. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu rissun min ameli şeytan feştenibuhu lealleküm tuflihun. Ayrıca zulüm ve haksızlığı irtikap etmekten kaçınanlar için de felah. Zulüm yok, haksızlık yok. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediben ev kezzebe bi ayati innehu la yuflihul zalimun. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler diyor. Mesela En'am 135'te de var. Çok derin bu. Yusuf suresi 23. ayette de var. Sonunda innehu la yuflihul zalimun. Hazreti Yusuf'un sözü olarak gerçek ki zalimler asla iflah olmazlar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de mal ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler de kurtuluşa erdiğinden bahsedilir. Lakinir rasulü vellezine amenu ma'hu cahedu bi envalihim ve enfusihim ve ulaike lehumul hayrat ve ulaike humul muflihun. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihat ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler onlardır. Tövbe 88. Hac suresi 77'de de var. İman, rükû, secde ve Allah'a kulluk yapar. Hayır yaparsa لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ ifadesiyle bunlar var. Nur suresi 31'de var. Ve şunun üstünde az durmak istiyorum. Âlâ suresi قَدْ اَفْلَهَا مَنْ تَزَكَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ. Diğerlerinde müflihun geçiyor. Burada ismi taftil sigası ile eflaha geçiyor. Eflaha. Doğrusu çok arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Önce nefsin kötülüklerinden arınacak, sonra namaz kılacak, kurtuluşa ermiş. Aynı ibare Şems suresinde de var. قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ. Kim nefsinin desiselerini terk etti veya nefsini boğazladı, kurtuldu. Kim de nefsin desiseleri altında kaldı, o da kaybetti. Hadis-i şeriflerde kimlerin kurtulacakları da çok uzun bir şekilde anlatılmıştır. Allah'ın birliğine inanıp şirkten uzak duranlar. Bir hadis-i şerifte bu var, Müsned'de. Hazreti Peygamber aleyhisselamın arkasından hüve hüvesine gidenler, yani sünnetini de yaşayanlar Müsned'de kurtuluşa erecekler. Ve bir de fitneden uzak kalabilen kimseler. Fitneden uzak kalma çok önemli, kurtuluşa erme şartları olarak. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve ulaike humul muflihun bu ayette kapalı anlatılan felah meselesi diğer ayetlerde geniş geniş açıklanmıştır. Burada bütün bunları anlattıktan sonra şu hususu da ilave ederek meseleyi 5. ayetin de tefsiri olarak tamamlamak istiyorum.
25. sözde Kur'an'ın i'cazı bahsinde üç şuleden mürettep, birinci şulenin ikinci şuağında Kur'an-ı Kerim'in sözü mutlak zikrettiği ama ta mana ifade etmesi için mutlak zikredilirse mana umumiyet ifade eder. Bazen Kur'an-ı Kerim'in susmasında bile, sükutunda bile onlarca manalar olabilir. Bunların misallerini anlattığı yerde Üstad ve ulaike humul muflihunu buraya misal olarak da almış. İşte bunlardır felah bulanlar. Bakara suresi 5. ayette. Burada şu inceliğe dikkat çekiyor. Onlar felah bulanlardır da kim onlar? Ve neden felah bulmuşlardır? Kim olduğunu anladık. Ulaike onların kim olduğunu bize tasvir ediyor. 3. ve 4. ayette anlatılanlar o kimseler. Onları inanan ve yaşayan kimseler. Ama onlar kurtuluşa erdi. Ya ne elde ettiler de kurtuluşa erdikleri? Bu zikredilmemiş. Cehennemden kurtulmakla mı kurtuluşa erdi? Dünyada felaketten kurtulmakla mı? Dünyada huzurlu olmakla mı? Cennete gitmekle mi? Allah'ın selamına muhatap olmakla mı? Allah'ın cennetten cemalini görmekle mi? Ne elde ettiler ki kurtuluşa erdiler? İşte bu sükut geçilmiş. Ta mana umumiyet ifade etsin diye Üstad şu cümleleri söylemiş. Ey Müslümanlar, bu sükutla, yani neden felah bulduklarını ifade etmemekle Cenab-ı Hak genel manada şunları anlatıyor. Ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki, sen cehennemden kurtulmakla felah bulursun. Hüden lil müttakin de o manada var. Ey salih, ellezine yu'minne bil gayb ve yukimune salate ve mimma razaknahum yunfikune atfen, salih amel yapan, sen cennete felah bulursun. Cennete gitmekle felah bulursun. Ey arif, sen rızayı ilahiyeye nail olursun. Öyle felah bulursun. Ey aşık, sen de rü'yete mazhar olursun ve hakeza. Kur'an-ı Kerim ve ulaike humul muflihun ile de bu inceliklere dikkat çekmiş. Başında lam-ı tarif var el muflihun kelimesinde. Sanki lisan-ı haliyle diyor ki Cenab-ı Hak, ey müflihlerin, eğer müflihlerin hakikatini görmek istersen, el müflih, kim o belli olan, müflihun da el müflihun, lam-ı tarif var, belli tarif bunlar, belli kurtuluş, kim onlar? Hani ülaike, ülaike'de anlattıklarımız var ya, o malum inananlar, o malum amel ve ibadet yapanlar var ya demek. El müflihunun başındaki lam-ı tarif de o 3. ve 4. ayette anlatılan zatlara dikkat çekiyor. Malum ve meşhur kimseler, öyle kendi hevesinize göre değil manasında, onların tayinlerine ve işaretlerine işarettir. Ülaike'ye bak, el müflihundakinin başındaki lam-ı tarifi göreceksin. Böylece birazcık daha derinleştirerek, çünkü ileride el müflihun çok gelecek. Bakara suresinde anlatmıştık deyip hızlı geçeceğiz oralardan. Şimdi daha surenin başında kelimeleri ilk defa Kur'an'dan duyunca biraz daha o kelimeleri tanımak, manalarını açmak, daha içimize oturtmak, genel yelpaze içinde meseleyi hem lügat hem ıstılah manalarıyla tanıyabilmek için böyle durduk. Cenab-ı Hak imkan bahşederse gelecek hafta innellezine keferu sevaun aleyhim 6. ayet, hatemallahu ala kulubihim 7. ayetler üstünde inşallah duracağız. Evet, Cenab-ı Hak Kur'an'ında inanç noktasıyla insanları 3 kısma taksim etmiş. 1. Müminler. 3, 4 ve 5. ayetlerde müminleri vasıflarıyla, amelleriyle ve ulaike humul muflihun ile de akıbetleriyle anlatmış. Müminler. 6. ve 7. ayette kafirler vasıfları, amelleri ve lehum azabun azim ile de akıbetlerini anlatacak. Ve sonra
8. ayetten itibaren ve minen nâsi men yekûle âmennâ billah'tan 13 ayet içerisinde de münafıklardan bahsedecek. Vasıflarıyla, amel ve akıbetleriyle münafıkları anlatacak. Böylece Cenab-ı Hak, tekrar edeyim, inanç noktasında insanları 3 kısma taksim etmiş. Müminler, kafirler ve münafıklar. Biz böylece müminleri en öne çektiği, teşvik etmek için, tergib için en öne çekti. Bu 5 ayette tergib vardı. 6. ayetten 21. ayete kadar kafir ve münafıkların anlatıldığı ayetlerde de terhib esası üzere mesele işlemiş. Böylece insanlar mümin, kafir ve münafık olarak taksim edildikten sonra 21. ayette de ya eyyühennâsü'budû, ey insanlar kulluk yapınız. Mümin insanlar kulluk yapınız, kafir insanlar kulluk yapınız, münafık insanlar kulluk yapınız, insan iseniz kulluk yapacaksınız. Bağlantıları içerisinde toparlayıcı ve yaratılışın gayesine dikkat çekici bir ayet o da. İnşallah bir sohbette 6. ve 7. ayetleri, bir iki sohbette de 8'den 20. ayetin sonuna kadarki bölümü ve daha sonra da inşallah 30. ayete kadar geleceğiz. Bakara suresinin 30. ayetine kadar geldik mi? Böylece ta seneler önce en başta anlattığımız, kayda geçmeyen bu bölümler de kayda geçmiş olacak. Ve sonra hemen ta Hud suresine, 11. sureye inşallah intikal edeceğiz. Cenab-ı Hak kendi kelamını murat ettiği manalarla beraber derinlemesine idrak ederek onları ruhumuza, kalbimize, hissiyatımıza zerk ederek hayatımıza intikal ettirip yaşayarak yaşadığımız şekilde de vefat edip imanlılar, Müslümanlar zümresinde haşru neşre bizleri meccani olarak lütufta, ihsanda bulunsun diyelim. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.